camiden geliyor. Bok deccaline sahip çıkan camiden. Sana bok yok komşu. Yok gibi. Görünüşe göre sümüklü böcek de olmamış. Allah'a şükür de. Evet, anlatın bana lan neden bu şekilde davranan bu cadıların her şeyini, emrini yerine getirebilen, noktalara sıçan hastalık yaymak için, bakın örttüğüm şeylere bakın ve sıçtıkları yere. Her gün aynı, şimdi geldi penceremin önüne. Neden bu hayvanları ben sevmek zorundaymışım? Sevimliler mi bunları? Evimde beslesem bir tane sevimli yaparım. Fakat bunlar şeytanın işini yapıyor besbelli. Hiç sevimli değil. Ve bunları caminin kıblesine. Hepsi satanistlerin kullandığı hayvanlar be. Ha? Caminin kıblesinde kasaba. Hepsi bu işleri yapıyor. Hepsi gördüğünüz gibi yavrulardan da be. Yavrulardan da yavruyken öğretiliyor, yapıyorlar. Uzaktan kumandalı gibi. Ha? Bu kuşları zevk için parçalayan, doğayı çürüten parazitleriyle. Bu hayvanları sevmek zorunda mıyım lan ben? Ha? Temiz mi tutuluyor sevelim? Ayete göre temiz mi bunlar? Hepsinin hastalığı var. Kasıtla bulaştırılmış. Ha? Ben bu hayvanları neden sevmek zorundaymışım be? Neden dayatılacak bunlar durmadan evimin önüne? Penceremizin önüne bokları, her şeyi. Neresi sevimli lan bu hayvanların? Ha? Resmen şeytanın işini yapıyorlar işte, göz göre göre. Bu şekilde peygamberin çocuklarını, erkek çocuklarını katlettiler be. Bu İştarot'un özeli. Bu hayvanların pisliği, paraziti. Kapmış bu hayvanları, yönetiyor. İblisin teki. Ha? Bu şekilde insanları katlediyor. Biraz biraz hastalayarak. Çocuklara saldır, bebelere saldır. Okul çocuklarına saldır. Kapan kapana. Piyango. Kim kaparsa hastalığı. Kimin bağışıklığı zayıfsa bir gün tamam. İş bitti. Niçin sevecekmişim lan bu hayvanları? Bir tane evimde beslerim, temiz tutarım, severim. Beslemiyorsam size ne? Niye dayatacaksınız lan bana bunları? Ha? Neresi sevimli bu hayvanların be? Her gün aynı yere boklar. Toksoplazmalı sinek bulutu fışkırtan. Neresi sevimli bu hayvanların be? Pis hepsi, hastalıklı. Sıçtıkları yerden sinekler, parazitler. İşedikleri yerden de aynı. Toksoplazma denen bir gerçek var be. Tüm hastalıkların nedeni. Bu şeyler kapıyor durmadan birbirleriyle. Böyle dolaşarak, buluşarak. Ha? Sokağa sal bunları. Ne için? Toksoplazma kapsınlar, yaysınlar. İç hastalıkları. Her türlü. Neden sevmek zorundayım lan ben bunları? Evet, sünnetinizmiş. O sünneti dayatan, peygamberin çocuklarını bu şekilde katleden Deccal'in ta kendisidir be. Bunu görmeyen göz kördür. Ha? Aptaldır. Beyinsizdir. Beyni yıkanmıştır. Ya Allah, yeteri kadar delil çıkardı ortaya ben. Görmüyorsanız hak ediyorsunuz başınıza gelecek olanı.
Yan koşturan Deccal'in ordusuna bak bunlar. Deccal'in ordusu bunlar be. Hepsi psikopat. Böyle şeyleri yapabilen panjura, bok sürebilen panjurun içine bu kedileri naralar atması için kilitleyebilen, ağacın tepesine çıkartabilen, yağmurlu havada 3 gün 3 gece naralar atsın diye yağmurun altında. Bu hayvanlar umurunda mı onların? Ha? Tek kullandıkları şey şeytanlık için. Bunlar mı hayvan seviyor? Sürekli bozuk şeyler, tehlikeli şeyler besleyip hastalıyorlar. Kronik etrafa yaymaları için. Deccal'in ordusudur bunlar be. Her tasma tutan neredeyse koşturan buralarda bu hayvanları yöneten her apartmanda sürü üreten Vikan cadılarıdır. Deccal'in ordusudur bunlar be. Tarotçu hepsi, tarotçu be. Bunu ben gördüm, biliyorum. Kendiniz de biliyorsunuz. Biraz araştırın. Tarotçu cadılar, falcı cadılar. Bu şeyleri, pezevenkleri, gavatları hiçbir zaman camiye uğruyor mu? Gelmişler bunlar. Senin rahmet, sevgi, bir kapsu Allah'ın. Nesi Allah'ın bunları yönetenler, üretenler belli be. Ha? Biz balkondayız diye fırlamalar böyle. Yönetim nasıl yönetiliyorlar? Bakın hayvanları gibi iki ayaklı hayvanları da yönetiliyor bunlar. Saat 8'de çıksam aynı, 6'da çıksam aynı, kıt hemen damlıyorlar. Deccal'in ordusudur bu be. Başka bir şey değil. Bebeleri uyandırıyor. Uyanma vakti diyor. Baba. Bu bir şey değil. Daha öncekileri göreceksiniz. Fakat farz. Buraya sırf avlaması için getirtilen yavru hayvan. Hiçbir suçu yok. Kumandayla avlatılıyor. Yeni bir tane yapıyoruz. Bok tüccarı. Neyin var Yılmaz Bey, iyi misin be? Çöktü. Resmen. Hiç beklemezdim be. Yaptıkların için Allah razı olsun. Hak ettiğin şifayı versin. Neyse. Her neyse. En yakın zamanda. Biz tek bir hayvan besliyoruz. Masumuz. Evet, bir tek hayvanın var. Bunların şeyi gibi. Ne diyorlar ona? Alfa dog gibi, alfa kat. Buraya her gün, her sabah gelip sıçıyordu. Tek bir hayvanın eskiden. Şimdi sıçarken gözükmüyor. Belki gece yarısı geliyor, sıçıyor, bilmiyorum. Çünkü işlevi o. Aynen öyle. Her sabah, her sabah, her sabah. Bir keresinde bir şey yaptık. Sanki içindeymişler gibi bildiler be. Çıktım balkona, indim. Seni keserim.
Kedi şikayet etmiş. Manayla konuşuyorlar. Ondan sonra başladı ordu kadar kedi. Gözlerimin önüne bir çıkayım yeter. Git oraya sıç, git oraya hepsi. Gece işini bıraktılar, gündüz gündüz gözümün önünde. Sonra Aytap geldi. Bir şey atınca. Bir daha mı attın sen hayvanlara? Hayvanları öldürüyormuşum burada. Biz, avukatım ben. Sana dava açarım. Üç sıra böyle be. Hayvana Zeynep buradan ayrılmayan. Başlarında general gibi. Geldi buraya kadar. Merdivenle oturuyordum. Yeni gelmiştim böyle oturuyordum. Belediyeden, polisten şikayetten. Böyle böyle yapıyorlar. Nasıl önleyeceğiz? Gözüme soktu be böyle Rottweiler'i. Hepsinin lideri. Anasını satayım. İleri geri gidiyordu burada. Askerleri denetler gibi hayvanıyla. Pış pış pış. Sonra geldiği suratıma böyle soktu Rottweiler'ini. Sonra konuşmasının sıra avukattaydı. Sonra o yaptı konuşmasını. Hey seni dava gel dedim bak şuraya bak be. Bu kedi otu ormanı bir şey değil. Bak dedim gerçek bir orman var. Neler yapmışlar dedim. Bak üç komşu öldü kanserden. Hemen telaşlandı gidiyor. Telleri akmaya başladı suratından. Gittiler. Sonra bir saat sonra dedim ulan dedim gideyim bir şey alacağım o marketten. Bir bakıyorum ta ilerideki yolun sonundaki park yerinde kocaman İspark. İspark'la çoğu konuşuyordu bizim el çıktığımda patronlarıymış gibi. Yılmaz Bey. İspark'la. Özdehir. Orada park etmiş otobüsünü. Bir bakıyorum Bakırköy yazıyor. Belediyeden bilmiyorum nereden. Bakırköy. Tümü oturuyor orada. Kurulmuşlar bekliyorlar. Şoförü dolan buraya ordu cadı. Birkaç tanesi de orada oturuyor. O köşedeki apartmanda. Şimdi yok. Kayboldular. Sarışın bir tane şırfıntı. Kolundan çekiyordu onu vazgeçirmeye çalışıyordu. Geri gönderin dava yapacak. Kolundan gitme falan. Evet. Kedicik. Yönetime bak ben. O dolan Aytap ordusundan bazılarını tanıdım sonradan. Suratlarını gördüm. Kurumlarda. Ne tuhaf lan. Balkonun açık. Kediler saldırıyor. Telepatik. Diğer gece işlemleri buralardan belli. Sümüklü böcek izleri. Bakın. Tahtaların üstüne konulmuşlar. Buraya konmuşlar. Havadan konar gibi. Buraya gelmiş. Otların üzerine gelmiş. Bu ne lan? Pislik bırakmış. Nasıl bir pislik lan bu? Kimyasala bak be. Evet. Buralara tahtaların üstüne bırakmış. Sümüklü böceklerini. Buraya bırakmış. Buraya boydan boya sabah çektiğim parlıyordu otlar.
Işıkta şimdi gözükmüyorlar. Boydan boya evimizin önü bokla beraber. Evet. Var mı başka bok? Bok tüccarları. Mikrop virüs tüccarları. Başka yerde yok. Sümüklü böceklerin vatanı burası. Balkonumuzun önü ve orası rüzgar yönü. İçinden parazitler fışkıran, sinekler fışkıran şeyler. Evet. Saat 8 oldu. Sabahı bitiriyoruz.